İki tarafın da sürdürdüğü, devam ettirdiği bir barış müzakereleri vardı. Bunun bozulmasıdır aslında. Yani bunu ben genellikle şeye benzetiyorum. Birinin dünya savaşının başlama aşaması bir Sırp veliahtının öldürülmesiydi. Üçüncü dünya savaşı daha önce başladığının belirtilerini görsek de aslında Orta Doğu kana bulamaya başlayan savaşın fitili diyebiliriz. Genel itibariyle en azından kendimizi bildik bileli. Her zaman asker, polis, cenazeleri geliyor. Birdenbire öldürülen iki polisin bu kadar gündemleştirilmesi demek ki farklı bir art niyeti vardı. Farklı şeyler planlanıyordu. Bu davaya aslında öyle bakmalıyız. Uluslararası bir dava tarzındadır. Tabii biz bu davanın yaşayanlarıydık. Yani biz hariç gerçekten bu dava hakkında çok konuşanlar oldu. Yani bu polisler öldürüldüğünde ben ikamet ettiğim adresteydim. Sabah kalktığımda televizyonu açtığımda iki polisin öldürüldüğü 10 gibi uyanmıştım. Kıyamet kopuyordu. Buranın belediye başkanı açıklamalar yapıyordu. Valilikleri açıklama yapıyordu. Yani ben ilk güne uyandığımda öyle uyandım. Sonradan arkadaşlarımızla buluştuk. Bendim, Sedat'tı, Hasan'dı. Beraber yani normal biliyorsun o zamanki hatta ben söyleyeyim biz o zaman 19'luk daha 20 yaşına varmamıştık. Halk diliyle sabi derler ya. Biraz o yaşlardaydık. Arabamız durduruldu. Hatta arabamızı durdurulan yerde çok farklı bir yerdir. Çok dikkat çekilmesi gereken bir yerdir. O dönemkin belediye başkanı Menderes Atilla'nın evinin önünde onun korumalı tarafından keleşlerle önümüz çevrildi. Etrafımız sarıldı ve durdurulduk. Durdurulduğunda ne oldu dediğimizde arabanızda haciz var dedi. Biz trafik şubeydi. Yani ben öyle bir trafik şube olduğunu bilmiyorum yani hiç görmedim. Farklı bir oyun başlamıştı. Plan örülüyordu. Ama acemice yapılan bir plandı. Acemi odaklar tarafından oluşturulmuştu. Orada gözaltına alındık. Kendimiz emniyete götürüldük. Emniyete götürülürken de tek bahaneleri işte arabanın hacizliydi. Araba da bizim Sedat'ın abisinin arabasıydı. Özürlü arabasıydı. Ve onunla biliyorsunuz herhangi bir icra tarzı bir şey olamıyor. Biz şüphelenmiştik. Emniyete girdik. Saat 6 civarında emniyete giriş yaptığımızda 18. 18'den gece 11'e kadar yani birkaç kere emniyetten çıktık, girdik. Hatta bizim arkadaşlarımız geldi, yemek getirdiler. Aileler geldi, görüştük. Bir türlü bizi bırakmıyorlardı. Yani trafik sen, hadi cezamızı da yaz o zaman, tekrardan bizi bırak. Bekletiyorlardı. Sistem yok, sistem yok, sistem yok. O sıra emniyetin içi özel harekatçı dolmaya başladı. Savcı geldi gitti, kaymakam geldi gitti. Yani belli anormal bir şey var. Bunlar bir şeyler planlıyorlar. Yani tabii biz de böyle bir dosyadan alacağımızı hayatta düşünmüyoruz yani. Ne alakadır çünkü. Saat 11.30-12 arasında emniyet müdürü çıktı Ceylan Pınar'ı. Naci Yılmaz, Hasan Aydın, Sedat Aydın içeri dedi. İfade kimliklerinizi size teslim edelim çıkın. İçeri girdiğimiz gibi üçümüzün üstüne çullandılar. Ayrı ayrı odalara attılar. Ve attı odadaki polislerle de yani en azından ben attı odaya için konuşayım. Kimse Naci'yle görüşmeyecek, merkezden ekip gelecek dedi. Saat tabi ilerliyor. O sürede zarfında merkezden dedikleri ekip geldi. Naci Yılmaz mı? Evet Naci Yılmaz. Gözaltındasın. Niye gözaltındayım? Öldürülen iki polisten dolayı sen gözaltındasın. Neden dolayı dedim? İhbar telefonu gelmiş dedi. Kim ihbar etmişsin dedi. Bilmiyoruz. Dedi gözaltındasın. Prosedür gereği almak zorundayız. Ben emniyet içerisinde zaten sonradan arkadaşlarımla görüştükten sonra ilk emniyetten çıkartılan ben oluyorum. Emniyet içerisinde sivil bir araca bindirirler. Sivil araca bindirdiklerinde ben yani niye sivil araç, niye resmi araç değil? İşte iki polis öldürmüş, can güvenliğim var. Halk sana saldırabilir. Ki Ceylan halkına da böyle bir saldırı gelmeyeceğini kestirebiliyoruz. Demiyorsun ki yani orada artık işkence mekanizmasını başlatacaklar. Ben 5 gün boyunca, 5 gün 5 gece, bir günü dağlık kırsal arazide olmak üzere işkence uğradım. Bu işkencenin içeriğini anlatmaya pek istemiyorum. Çünkü ülkenin hemen her alanında işkence, zulüm varken kendi yediğim işkenceyi anlatmaktan imtina ederim. Ve artık bizi beni en azından avukat odasına götürdüğünde böyle boş bir çuvalı ayağına sürüklermiş gibi götürüp batırıp getiriyorlardı. O aşamaya gelmiştik. Dedim ya bir de daha 19 bitmek üzereydi, 20'nin başlaydı, çocuktuk yani. Yani hatta şöyle diyebilirim, bu sonradan kendime de kızdığım bir noktaydı. Biz o dönemler mesela kitapları okurduk, televizyonlardan izlerdik, belgeselde izlerdik, işkenceleri görürdük.
Hatta bazen derdim yok ya bu kadar da yapamazlar herhalde biraz bu senaristler abartıyor, yazarlar abartıyor. Yani emin olun abartmıyorlar, az kalıyorlar. Sonradan tutuklanma Ceylan Pınar'a geldik. Ceylan Pınar'daki savcı olay hariç, yani olay hariç, polis öldürme hariç her şeyi sordu. Bambaşka şeyler soruyor. Bir türlü polis mevzusuna girmiyor mesela. Sormuyor. Nasıl oldu, nasıl bitti? Alakasız şeyler soruyor. Tutuklama talebimizle bizi mahkemeye sevk etti. Mahkemeye çıktığımızda hakim hiçbir şey demeden tutuklanmasına dedi. Ne yapıyorsun dedi yani üstüne kalktı dedi. Neye dayanarak tutukluyorsun? Hakim Nuri Bulut'tu. Sonradan o da bu FETÖ mevzusundan o da alınmıştı. Verdiği cevap enteresandır. Karar önceden verilmiştir avukat hanım. Ne kurcalıyorsun dedi. Hakim de kaçarcasına gitti. Çok enteresandır. Yani tekrardan o gelişen süreçlerde savcı FETÖ'den dolayı baskınlar yedi. Hakim tutuklandı. Bizi tutuklayan, sorgulayan tüm aşamalardaki polisler yakalandı. Birdenbire oklar FETÖ'ye döndü. 3 yıl boyunca yatırdılar. Her mahkemeye çıktığımızda abuk sabuk şeyler söyleyip tekrardan taluk atıp gönderdiler. 5 tane mahkemeti değişti, 7 tane savcı değişti. Yani hangi savcı gelse üstlenemiyordu yani çünkü somutlaştırdığı bir nokta yoktu. HTS kayıtlarını biz talep ettik çünkü gelen ihbar telefonda yani öyle bir ihbarcı ki bunları yapan bu şahıslar bunlar suikastı yapmaya gittiğinde de telefonu evde bırakıyorlar. Yani şu an akıl kârı, akıl mantık olan bir insan yani der, tamam o zaman biz öldürdük, tamam öyle sayalım. O zaman demek bu da bizim ortağımızdır. Bu kadar şey biliyor. Gidin bunu da yakalayın getirin. Kimdir? Biz itirazda bulunduk. Yani bu kadar olay detaylı biliyorsa bulun dedik. PTT'nin önünde ankesörü telefonla ihbar edin. PTT'nin önünde MOBESE kayıtları var. MOBESE'yi çıkartın diyoruz. Diyor o güne dair MOBESE kayıtları yok diyor. MOBESE bozuk. Ses analizinden bulun diyoruz. Ses analizi diyor ki Ceylan Pınar değil diyor. Bu Erzurum Dadaş tarzında konuşuyor. Ceylan Pınar'da da kimse kardeş demez yani. Biz beraat aldık. Biz hatta ondan önceki 10 gün önce mütalaa okunduğunda ömür boyu hapisler isteniyor, yüzlerce yıl hapisler isteniyor, para cezaları kesiliyor. Yani nasıl olacak biz de bilmiyoruz. 10 gün sonra biz de yani sürecin kurbanı olarak bizi ilan ettiler. Çünkü böyle cezaevinde çok arkadaşları gördük. Yaşanan mevzudan kurban lazım. Biz kurban edileceğimizi düşünüyorduk. Mahkemede beraat alınca şaşırdık doğrusu, beklemiyorduk çünkü herhangi bir güvenimiz kalmamıştı mahkemelere. Şimdi dosyanın ilk soruşturmanın başlatıldığı dönemde yani ilk 6-7 ay dosya üzerinde gizli kararı vardı. Yani dosya sadece savcı tarafından içeriği bilinen bir dosyaydı. Ve deliller de sadece aleyhe olan deliller toplandı. Yani bizim dosyaya vakıf olmamamız sebebiyle dosyadaki delillere vakıf olmamamız sebebiyle aleyhte olan delilleri çürütme gibi bir şansımız olmadı. Ya da delillerin tam olarak neye dayandığını bilmediğimiz için bu delillerin aksine iddialarda bulunma şansımız olmadı. Yani bir farazi üzerinde savcıyla 7-8 ay boyunca muhatap olmak zorunda kaldık. Sadece suçsuz, müvekkilin suçsuz olduğunu iddia edebildik. Ama suçlama ne olduğunu bilemediğimiz için ya da suçlamanın delillerinin ne olduğunu bilemediğimiz için karşı delil sunma şansımız olmadı, delil toplatma şansımız olmadı. Bu sebeple de sağlıksız ve tek taraflı bir soruşturma ortaya çıktı ve maalesef ki sonuç olarak faili meçhul bir vaka ortaya çıkmak zorunda kaldı. Şöyle bir durum mesela benim tuhafıma gitmişti. Bir tane sanık, daha doğrusu şüpheli, İfadesi esnasında kendisine sınırdan sen bu sanıkları, bu teröristleri sen getirdin, bunlara sen yol gösterdin, itiraf et dedim. Şahıs da, savcı bey siz beni suçluyorsunuz ama bunun delilleri nedir? Hani neden beni suçluyorsunuz? Ben öyle bir şey yapmadım demesine rağmen savcının söylediği şey çok tuhaftı. Yani istihbarat, koca istihbarat yalan mı söyleyecek? Yani savcılığın en son dayanabileceği delil istihbari bilgilerdir ki istihbari bilgiler idari bir bilgidir. Adliyede bunların delil olarak kabul edilmesi mümkün değil. Fakat buna rağmen savcının tek dayandığı şey gördüğümüz kadarıyla istihbaratın kendisine ulaştırdığı şüpheler. Bu kişi yapmıştır, bu kişiyi soruşturun, bu kişiyi sorgulayın demesinden ibaret olduğunu düşündük. Ve bu hukuk açısından çok trajik bir durumdu işin gerçeği. Çünkü ortada bir delil olmadığını o an anladık. Sadece istihbari iddialar, istihbari raporlardan ibaret bir delil
olduğunu düşündük. Şimdi biz dosyanın, daha doğrusu suçun kimin tarafından işlendiğinin tespitinin öncelikle dosyadaki şüpheli polislerin şüpheli bir şekilde ifadelerin alınarak ve bunların sorgulanarak mutlak gerçeğe ulaşılabileceğine inanıyoruz. Nihayetinde olayla ilişkili olan polisler belli. Olay yerinde bulunan parmak izinin kim, hangi polis memuruna ait olduğu da belli. Bu polislerin ölen şahıslarla irtibatı da belli. Fakat buna rağmen ne yazık ki bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı, bu kişiler hakkında herhangi bir inceleme yapılmadı. Bu kişilerin ifadelerindeki şüpheli noktalar, ki bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da altı çizilmiş, vurgulanmış, polislerin şüpheli ve çelişkili ifade verdiğine ilişkin bir mütalaa şu an Yargıtay aşamasında da mevcut. Fakat buna rağmen ne yazık ki ne savcılık makamı ne mahkeme makamı bu olay üzerine gitmedi. Bu şüpheli polisler hakkında herhangi bir soruşturma yapmadı. Bundan dolayı da soruşturma şu anda faili meçhul bir noktada devam etmekte. Dosya Yargıtay aşamasında, yani Yargıtay'ın son kararının verilmesi bekleniyor.